Merhaba arkadaşlar, Ticaret Hukukuna Giriş program dizisinin üçüncüsüyle sizlerleyiz. Hatırlarsanız geçen programda ticaret ünvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticaret defterler, cari hesap, tacir yardımcıları konularını ele aldık. Bu programda ise ortaklıklar hakkında genel bilgi edineceğiz. Ortaklık ve şirket sözcükleri birbirinin yerine kullanılan eş anlamlı sözcüklerdir. Kanun koyucu da şirket ve ortaklık terimlerinin eş anlamda kullanıldığı için birbirinin yerine kullanılabileceğini düzenlemiştir. Program süresince ortaklık kavramı ve ortaklık unsurları, adi ortaklık, ticaret şirketlerinin sınıflandırılması ile uygulanacak genel hükümler konularını ele alacağız. İlk olarak ortaklık kavramı, unsurları ve türleri üzerinde duralım. İnsanlar ortak amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelebilirler. Ancak insanların yaşam süreleri ve ekonomik güçleri bazı amaçları gerçekleştirmek için yetersiz kalabilir. Bu nedenle insanlar çıkarlarını koruyarak ortak amaçlarını gerçekleştirmek için mallarını ve emeklerini birleştirme, birlikler kurma ihtiyacı hissetmiştir. Ancak her kişi birliği ortaklık değildir. Kişi birliğinin ortaklık olabilmesi için kişi, sözleşme, sermaye yani katılım payı, ortak amaç, ortak amaca ulaşmak için eşit ve aktif ortak çaba unsurlarını taşıması gerekir. Ortaklık kavramını tam olarak anlayabilmek için ortaklık unsurlarını ayrı ayrı incelemek faydalı olabilir. Ortaklık unsurlarından ilki kişi unsurudur. Kişi hukuk düzeninin haklar edinmeye ve borçlar üstlenmeye yetki verdiği varlıktır. Ortaklık kişi birliğidir, gerçek veya tüzel kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan birliktir. Bu kapsamda dernek kişi birliği iken vakıf birleşen mal topluluğudur. Ortaklıktan bahsedebilmek için en az iki gerçek veya tüzel kişinin bulunması gerekir. Ortaklık unsurlarından ikincisi sözleşme unsurudur. Adi ortaklık ve diğer tüzel kişiliğe sahip ticaret ortaklıklarının temelinde sözleşme bulunur. Sözleşme en az iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanıyla kurduğu irade borç kaynağıdır. Adi ortaklık sözleşmesinde bir geçerlilik şekli öngörülmez. Bu anlamda adi ortaklık sözleşmesi tarafların açık veya örtülü irade beyanıyla kurulabilir. Ancak tüzel kişiliğe sahip şirket sözleşmelerini Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen şekilde düzenlemelidir. Ortaklık unsurlarından üçüncüsü sermaye yani katılım payı unsurudur. Sermaye ekonomik değer taşıyan varlıklar ile emekten ibarettir. Ortaklığın kuruluşta belirlenen hedefe ulaşması için bunu gerçekleştirecek sermayeye sahip olması gerekir. Bu nedenle ortaklıkta sermaye önemli bir unsurdur ve her bir ortağın sermaye koyması zorunludur. Ortaklık unsurlarından dördüncüsü ortak amaç unsurudur. Ortak amaç tarafların ortaklık sözleşmesiyle hedefledikleri ve ulaşmak için birlikte çaba gösterdikleri son hedeftir. Ortak amaç unsuru kazanç elde edip paylaşmaktır. Bu ekonomik amaç ortaklıkları ideal amaç taşıyan dernek ve vakıflardan ayıran önemli bir unsurdur. Dernek ve vakıfların ticari amaçla kurulmaları mümkün değildir. Ticaret şirketleri de kazanç elde etme ve paylaştırma amacı dışında ilmi, bedi ve sportif amaçlarla kurulamaz. Ortaklık unsurlarından beşinci ve sonuncusu doktrin tarafından eklenen ortak amaca ulaşmak için eşit ve aktif ortak çaba unsurudur. Affectio societatis unsuru olarak da anılan bu unsur ortakların şirket sözleşmesinde belirtilen ortak amacı gerçekleştirmek için birlikte çaba gösterme yükümlülüğünü ifade eder. Özetleyecek olursak ortaklık unsurları kişi, sözleşme, sermaye yani katılım payı, ortak amaç ortak amaca ulaşmak için eşit ve aktif ortak çabadır. Bir kişi birliğinin ortaklık olabilmesi için bu unsurları taşıması gerekir. Ortaklık kavramı ve unsurları konusunda temel bilgileri edindik. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi ders kitaplarınızda bulabilirsiniz. Gelin şimdi adi ortaklık konusunu ele alalım. Kanun koyucu ticaret şirketlerinin ve kooperatifin aksine adi ortaklığın bir tanımını vermekten kaçınmıştır. Bunun yerine adi ortaklık sözleşmesinin tanımını vermiş, adi ortaklığın tanımını ise doktrin ve içtihatlara bırakmıştır. Türk Borçlar Kanunu madde 620 hükmünde adi ortaklık sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir şeklinde tanımlanmıştır.
Adi ortaklık ticari ve sosyal hayatta en fazla uygulaması olan ortaklık tipidir. Bu ortaklık tipi en basit günlük işlerden en karmaşık ticari ilişkilere kadar uygulanabilir. Bunda adi ortaklığın sözleşme özgürlüğü içinde kurulması, organizasyon yapısından ortak değişimlerine, temsiline ve sona ermesine ilişkin düzenlemelerin emredici hükümlere uymak kaydıyla yapılabilmesinde tanınan esnekliğin önemi bulunmaktadır. Adi ortaklık esnekliğiyle iç organizasyon kurma imkanı tanıyan çok taraflı sözleşme ve kişi birliğidir. Bu kapsamda adi ortaklığın el birliği şeklinde mülkiyet ile ortaklıkların müşterek sınırsız sorumluluğu ekseni üzerinde kurulduğu söylenebilir. Adi ortaklık el birliği mülkiyet ekseninde sözleşmeyle kurulan ortak amacın gerçekleştirilmesine hizmet eden ve tüzel kişiliği olmayan kişi birliğidir. Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından ortaklığın şirket borçlarından sorumluluğu birinci derecede sınırsız ve müteselsildir. Yine adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından yönetici veya ortakların işlediği haksız fiilden dolayı bizzat kendileri sorumludur. Ancak haksız fiilin diğer ortaklarla birlikte işlenmesi halinde bu fiilden birlikte sorumlu olmaları gerekir. Adi ortaklık kendiliğinden sona erme yani dağılma, infisah ve dağıtma yani fesih şeklinde sona erebilir. Artık adi ortaklık hakkında da genel bilgi sahibi olduğumuza göre ticaret şirketlerinin sınıflandırılması ile uygulanacak genel hükümler üzerinde duralım. Ticaret şirketlerinin çeşitli şekillerde sınıflandırılması mümkündür. Ortaklıklar düzenlediği kanuni kaynağı ve tüzel kişiliğe sahip olup olmamasına göre iki farklı grupta sınıflandırılırlar. Ortakların ortaklığın borçlarından sorumlu olup olmamalarına göre ise dört farklı gruba ayrılırlar. Kanun koyucu Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen adi ortaklık dışında Türk Ticaret Kanunu'nda tüzel kişiliğe sahip ticaret ortaklıklarını kolektif, komandit, anonim, limited şirket ve kooperatif olarak saymıştır. Bu ortaklıklardan kolektif ve anonim şirket ticari hayatın ihtiyaçlarına göre uygulama içinde gelişmiş şirket tipleridir. Bu şirket tipleri arasındaki ortaklar yönünden en önemli farklardan biri şirket borçlarından sorumluluğun sınırlanması noktasındadır. Diğer ortaklıkların ise bu iki ortaklık tipindeki ilkelerin uyumlu bir şekilde bütünleşmesi sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir. Kişiler kendi ticari faaliyetlerini ve işletmelerinin büyüklüğüne göre bu ticaret şirketi tiplerinden birini seçerek şirket kurabilir. Tüzel kişiliğe sahip ticaret ortaklıklarından kolektif ile komandit şahıs şirketi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermaye şirketi olarak sınıflandırılmıştır. Şahıs şirketlere tüzel kişiliğe sahip kimlik ve kişiliğin ön plana çıktığı ortaklardan en az birinin şirket borçlarından ikinci derecede sınırsız sorumlu olduğu ortaklıklardır. Kolektif ve komandit ortaklığın şahıs ortaklığı olarak nitelendirilmesinin sebebi ortakların şirket borçlarından ikinci sırada da olsa sınırsız sorumlu olmasıdır. Sermaye şirketleri tüzel kişiliğe sahip sermayesinin ön plana çıktığı sermayesi belirli paylara bölünmüş, payların devrinin şahıs ortaklıklarına göre daha kolay olduğu, ortakların şirket borçlarından sorumluluğunun taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olduğu şirkettir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin sermaye şirketi olarak nitelendirilmesinde öne çıkan özellik, ortakların taahhüt ettikleri sermaye borcunu ödemeleriyle şirket borçlarından sorumluluklarının sona ermesidir. Ticaret şirketlerinin genel hükümleri kolektif, komandit, limited, anonim ve kooperatif şirketleri için geçerlidir. Ticaret şirketlerine uygulanacak hükümler ve bu hükümlerin sıralaması Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilmiştir. Ticaret şirketlerine uygulanacak hükümlerin sıralaması şu şekildedir. Emredici hükümler, ortaklık sözleşmesi hükümleri, her bir ortaklık türüne ilişkin yedek hükümler, tüzel kişilere ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun genel hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, Türk Borçlar Kanunu'nun adi ortaklık hükümleri, diğer ticari hükümler, ticari örf ve adet ve genel hükümler. Ticaret şirketlerinin sınıflandırılması ile uygulanacak genel hükümleri konusunda daha ayrıntılı bilgiyi ders kitaplarınızda bulmanız mümkün. Bu kısa hatırlatmadan sonra bütüncül olarak bu programı özetleyecek olursak, bu programda ortaklık kavramı ve ortaklık unsurları adi ortaklık ticaret şirketlerinin sınıflandırılması ile uygulanacak genel hükümler konularına değindik.
Böylece ticaret hukukuna giriş program dizisinin üçüncüsünün sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.